Evet sevgili izleyenler, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici telefon hattımızda. Şu an köylerde, Manavgat'ta köylerde oldukları için ulaşmakta elbette ki zorluk yaşıyoruz. Onlar da sürekli hareket halindeler. Hemen yakalamışken bağlantımızı gerçekleştirelim. Müdürüm beni duyabiliyor musunuz? Alo. Alo, siz beni duyabiliyor musunuz? Sesi içeri alalım arkadaşlar. Sesi ben çok net duyamıyorum. Müdürüm tam bir yıl geçti Manavgat yangınının üzerinden ve evet. Çok sancılıydı. Çok sancılı bir 10 gündü ve sizler için özellikle canla başla uğraştınız. Büyük sıkıntılar gerçekleşti ama atlattık. Şu anda da her an teyakkuzdayız. Her an yangınlara karşı tam yangın mevsimi. Her an ne olur ne olmaz bilinmezlik de elbette ki insanı yoruyor. Fakat sizden bilgi alacak olursak o yangın üzerinden tam bir yıl geçti ama şu anda ne durumdayız? Herhangi bir yangın anında bizi neler bekliyor olacak? Hazırlıklı mıyız açıkçası? Evet, geçen sene tam bugün 28 Temmuz günü 6 Ağustos'a kadar süren tane ilçemizi Manav İmkanı'da Gündoğmuş ve Alanya'da sıraya da iki ayrı yangında 60 bin hektar alan kaybettik. O günden bugüne çalışıyoruz. Önce alanı temizlemeye çalıştık. %90'ını temizledik. Yaklaşık 30 bin hektar tabii yani tohum atma yoluyla elde edeceğimiz gençlikler vardı ki bunların 26 bin hektarını tamamladık. Suni tensil dediğimiz yani makineyle işleyip fidan dikecek olduğumuz alanlarda da yaklaşık 8 bin hektarını tamamladık. 6 bin hektarının üzerini boşalttık. Şimdi onların ihalelerini tamamladık. Dikim mevsimine kadar makineyle işlemeyi bitireceğiz. Dikim mevsiminde de Allah nasip ederse ilk yağmurlardan sonra fidanlarımızı dikip yıl sonunda tekrar yeşil bir Manavgat için ilk adımımızı tamamlamış olacağız. Bundan sonraki yıllarda da bakımını yaparak bu gelen fidanları 5 yıl, 6 yıl sonra yine yemyeşil, dışarıdan vatandaşlarımızın da gördüğünde artık yeşil bir örtüye sahip bir Manavgat olarak görmelerini sağlayacağız inşallah. Evet, biz de Manavgat'ı tekrar yeşil görme umuduyla elbette ki bekliyoruz. Manavgat'ı yemyeşil gördüğümüzde de o haberleri de yine mutlulukla paylaşacağız inşallah. İnşallah. Diyelim. Yine Sayın Dikici, bu Gazi Paşa'da beni duyabiliyor musunuz? Bu yılda orman yangınları devam ediyor. 100 tane orman yangınına bu yıl müdahale ettik. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, dinliyorum efendim. Evet. Bu yılda 100 tane yangınımız çıktı. Onlara müdahale ettik. Yaklaşık 60 hektar alan yandı. Hemen hemen bu yıl geçen yıla göre gücümüzü biraz daha arttırdık. O yaşadığımız felaketten sonra. Bir tane İHA'mız var. 24 saat havadan gözetliyoruz. Gazipaşa Havalimanı'nda konuşlandı. 4 tane Air Traktör dediğimiz uçağımız var. İlk müdahalelerde kullandığımız. 2 tane 10 tonluk su atan helikopterimiz var. 7 tane de 2,5 ton su atan helikopterimiz var. Bunların 2 tanesi de gece görüşüne sahip. Bunları hem Antalya'da çıkan yangınlarda kullanıyoruz. Hem de diğer bölgelere destek gerekirse onlara gönderiyoruz. Ayrıca 200 tane toplam karadan yangına müdahale edebilecek yangın aracımız var. Su tankeri, arazöt, ilk müdahale ekibi. Bunların 11 tanesi de bu yıl Karadeniz çok yağışlı geçince Trabzon ve Giresun bölge müdürlüklerinden bize takviye için geçen hafta intikal etti. Onları da yine bölgemizin kritik yerlerine yerleştirdik. Yaklaşık 2400 personele sahibiz Orman Bölge Müdürlüğü olarak. Bunların 1800'üne yakın orman yangınlarında mücadele için yazın kullandığımız personel var. Havanın kritik zamanlarında bütün işlerimizi bir tarafa bırakıyoruz. Orman yangınlarına odaklanıyoruz. Kuledeki işçimizden, arazöt şoförümüzden, orman bölge müdürüne kadar elimizden geldiğince erken müdahale edip yangınları büyümeden söndürmeye gayret ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki bu sene geçen seneki bir felaketi şu ana kadar yaşamadık.
Bunda da en önemli sebep vatandaşlarımızın daha dikkatli olması. Bütün kurumların, başta Sayın Valimizin önderliğinde Antalya'da hepimizin teyakkuz olması. İnşallah bundan sonra da böyle geçen seneki yaşadığımız felaketleri bir daha yaşamadan, çünkü 7 tane can kaybımız oldu. Evet, 1200'ün üzerinde ev yandı, hayvanlar telef oldu, 60 bin hektarda 6 milyon metreküp ağacımız yandı. Onun için Cenab-ı Allah bir daha inşallah bize böyle kötü günler, felaketler göstermez. Biz ormancılar olarak da hayatımızın en sancılı belki 12 gününü yaşadık. İnşallah bir daha böyle günler görmeyiz. Çünkü biz sağlıklı nefes alacaksak, temiz hava soluyacaksak, eğer temiz su içeceksek, moralimiz düzelsin diye cumartesi pazar bir serinlemek için, bir gönlümüzü ferahlatmak için bir yeşil alana, bir su başına gideceksek bu ormanlara ihtiyacımız var. Bu iklim değişikliğine mücadele edeceksek mutlaka yeşil örtüye ve ormanlara ihtiyacımız var. Bütün vatandaşlarımızdan talebimiz, lütfen şu yaz mevsimi boyunca sebebi ne olursa olsun, tarla temizliği, anız yakmak, işte pikniğe gidip rastgele bir yerde mangal yakmak, arabadan sigara atmak, dışarıda herhangi bir şekilde ateş yakma işinden lütfen imtina etmeleri. Özellikle Eylül ayı sonuna kadar sabırlı olalım, dikkatli olalım, etrafımızı uyaralım, çocuklarımızı uyaralım, köyümüze yabancı geldiklerinde onları uyaralım ve rahat bir yaz geçirelim. Yeşilimiz daima yerinde olsun, bizden sonraki nesillere de biz bu varlığımızı aktaralım, hem de arttırarak arttıralım diye düşünüyoruz. İnşallah bu yazda böyle bitiririz. Dürüm, peki Gazipaşa'da çıkan yangınla ilgili sizden yine bilgi alacak olursak şu an durum nedir? Gazipaşa'daki yangın yaklaşık saat 2.30 civarlarında çıktı. Hemen 4 tane helikopterle oraya müdahale ettik. Yerden arazözlerimizle müdahale ettik. 4 tane de uçakla müdahale ettik. Yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Bir hektarlık bir alanda. Artık daha hızlı ve antrenmanlıyız zannediyorum, değil mi? Öyle anlaşılıyor. Zaten önce de antrenmanlıydık, önce de hızlıydık ama bu işler bir de hava halleriyle alakalı. Eğer havanın sıcaklığı 40 derecenin üstündeyse, nem %20'lerin altına indiyse, bu arada bir de kuzeyli rüzgarlar 40 kilometre ve üstüne çıktıysa, sizin karşınızdaki artık çok farklı bir şeye bürünüyor. Çıkan yangın çok çabuk büyüyor. Büyüyen yangına da artık müdahale de zorlaşıyor. Çünkü yol imkanı kısıtlanıyor dağların tepelerinden ve sizin elinizdeki güç ona yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz 10 gün böyle bir periyot atlattık. Allah'a şükür bir felaket yaşamadan atlattık. Bugünlerde havamız biraz daha nemlendi. Biraz daha böyle rahatız. O açıdan bugün de biraz rutubet vardı. Biraz da biz hızımızla, Allah'a şükürler olsun. Çünkü biraz da yangınla ölmek istemiyoruz. Evet, bizi en çok korkutan zannediyorum nemin aza düşmesi daha çok sıkıntıya sokuyor. Özellikle yangın esnasında, öyle değil mi? Tabii. Şimdi nem, eğer geçenlerde nem %6'ya %5'e kadar düştü. Bu neredeyse çöldeki nem gibi. Bu havada yangının spot dediğimiz, biz bir ileriye işte rüzgarla o yanan küçük parçacıkların taşınıp bir ileride 500 metrede, 300 metrede, 1 kilometrede yeni bir yangın oluşturması. Bu da yangını çok çabuk büyütüyor. Emin olun, o tür havalarda neredeyse yerdeki taşlar dahi yanıyor. O açıdan en çok korktuğumuz şey nemin düşmesi, rüzgarın artması, sıcaklığın aşırı yükselmesi. Bu üç kriter bizim için çok önemli. Havanın bu hallerde olduğunda zaten bütün camilerimizden ve AFAD tarafından da cep telefonlarını herkese ikaz ediyoruz. Bugünlerde dikkatimiz birse ona çıkarmamız lazım ki bugünleri kazasız belasız atlatalım. Evet, böyle bir felakete tanıklık etmişken aslında yaz aylarında belki de ormanlara girişin yasaklanmasının sürdürülebilirliği konuşulabilir mi? Konu olabilir mi sizce müdürüm? Zaten genelgeyle yasakladık. Ormanlara giriş yasak. Yani. Özellikle bizim piknik meseleleri dışımızda herhangi bir piknik yapmak da yasak. Sadece bizim 149 tane orman genel müdürlüğü olarak Antalya'da piknik meseleyerimiz var. Vatandaşlardan ricamız, lütfen pikniğe giderseniz buralara gidin. Piknik meseleleri yerlerde bir kontrol var, bir denetim var. Orada görevliler var. Ama rastgele yerlerde piknik yaparsanız sonucunda ne oluyor? Allah muhafaza, orada herhangi bir şey olduğunda onu önleme şansımız olmuyor. O açıdan vatandaşlarımıza diyoruz ki bugünlerde
pikniğe giderseniz lütfen bizim piknik mesire yerlerimize gidin ve mümkünse ateşsiz piknik yapalım. Artık buna da alışmamız lazım. O açıdan herhangi bir dikkatsizliğe kesinlikle meydan vermememiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde verdiğiniz bilgiler için vatandaşlara derdimizi anlatıyoruz. Daha çok uyarmış oluyoruz. Dikkat etmelerini ikaz ediyoruz. O açıdan bütün vatandaşlarımıza Allah felaketsiz, yangınsız, güzel bir yaz diliyorum. Bizi dinleyenlere saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun.